Konumuz zaten toplamda üç dersimiz kaldı. Bugün humanizmayı konuşacağız ve günümüz söyleminde ne anlama geldiğini ve öteki ders anti konuşacağız. Yine işlediğimiz bağlamda. En sonunda da geçişleri ve bu iki insanlık döneminden sonra nelere doğru evrilebileceği hususunda orada da işin içine transmenizmalar ve özellikle postmenizmalar giriyor diyebiliriz. Evet çocuklar beni duyuyorsunuz değil mi? Tamam canım sağ olasın. Şimdi e, humanizm e, kelimesi e, bizim kullandığımız bağlamda yani eğer hümanizmaya anti-humanizm ve post-humanizma bağlamında kullanıyorsak e, çok çok farklı anlamda e, kullanılıyor. Şöyle ki humanizm bir e, klasik idealist kültür eleştirisi bağlamında aslında humanosantrizm mi eleştiriyor değil mi? Her şeyin merkezinde ne var? İnsan var. Yani kesinlikle öteki odağında evrensel insan hakları olan ve ...etikle son derece bağlantılı olan... ...hümanizmayı kesinlikle bundan ayırmak zorundayız. Çünkü bu diskur bağlamında... ...yani humanizm, anti-humanizm ve post ...bağlamında konuşuyorsak... ...humanizm aslında bizim terimlerle konuşmamız gerekirse... ...neye tekabül ediyor biliyor musunuz? <laughs> ikinci doğamızın e, semiyosferine tekabül ediyor. Ne demek bu? Humanosantrik dedim. Humanosantrik e, olmasıyla e, bitmiyor iş bildiğiniz üzere. Neyle bitiyor? Gayet tabii ki antroposantrik. Dolayısıyla yani insan ne yapıyor? Kendisinden olmayan, insan olmayan her türlü unsurları nesneleştirip karşısına alıyor değil mi? Öyle veya böyle ne yapıyor dolayısıyla bir e, işleme tabi tutuyor değil mi? Bu ne olabilir? Bu kendisini çevreleyen doğayı değiştirmek olabilir. Bu o savaşlarda e, katlettiği diğer insanlar olabilir. E, her türlü e, aklınıza aslında eleştirilecek bütün izimler geliyorsa kolonyalizm başka ötekileştirme rasizm ırkçılık bu tarz hiyerarşik düşünmeler neye sebebiyet veriyor en genel anlamda insan merkezde bütün kendisini çevreleyen evreni karşısına alıyor ve nesneleştiriyor Devamında ne diyebiliriz sevgili öğrencilerim? Şey diyebiliriz değil mi? Her birim ötekileştirecek başka unsurunu buluyor. Yani konuşmak gerekirse işte eski Mısır kültürü, kültüründe köleler, Babil'de köleler, Yunan kültüründe Atina'daki köleler onlar... Mesela Aristo'ya Aristo göre ne değil? Yani tam insan değil. Bakınız bu çok önemli. Tam insan değil dediğiniz zaman o hümanizmde o köleye ne yok? Yer yok. Ne yapılıyor? Dışarı iktiriliyor değil mi? Perifere gönderiliyor. O yüzden ne yapabilirsiniz ona? Ona kölelik yaptırabilirsiniz. Bu ne değil? Bu günah değil. Bu hatta ne? Mübah değil mi? İşte e, bazı e, akıllılar e, ırkçılığı kesinlikle 20. yüzyıl Adolf Hitler'in bir e, icadı olduğunu e, düşünüyorlar. Neyse o başka bir konu. İmmanuel e, Kant'ın bile Aydınlanma felsefesi, kategorik imperatifi sadece ne için, kimler için geçerli? Bunu biliyorsunuz. Korkunç, humanosantrik. Dolayısıyla etnosantrik. Dolayısıyla eurosantrik değil mi? Sırf İngilizler, Fransızlar ve Almanlar için geçerli bu ee, kategorik imperatif. Zira Kızıllar, Amerikan yerlileri, Sarılar, e, siyahiler, onlar tam insan değil. Onlar sırf güdülerini ne yapıyorlar? Hayvani güdülerini tatmin etmek için e, yaşıyorlar. Dolayısıyla bu ikinci doğamıza ait semiyosferin bütün unsurları için ne diyebiliriz? Şey diyebiliriz her türlü dışlanan unsurdan insan insan olup dışlananlardan insani olma özelliğini reddetme reddetme kabul etmeme yani Bizim bağlamımızdaki humanizm, bu humanizm anti-humanizm ve e, trans ve post-humanizm bağlamında humanizm aslında çok e, tırnak içinde ürkünç bir şeye tekabül ediyor değil mi? E, neye tekabül ediyor? Kendisini çevreleyen evreni objektivi e, ettikten sonra, nesneleştirdikten sonra e, o onun onun kendisi tarafından merkezdeki kişi tarafından merkezdeki unsur tarafından istenilen yönde değiştirilmesi makbul. Bu humanizme sadece işte teknolojik ilerleme bağlamında işte sulama kanalları doğanın hunharca antroposene sebebiyet verecek şekilde istismar edilmesi sadece bir ham madde kaynağı olarak görülmesiyle sadece ilgili değil. ...ne de giriyor işin içine... ...bu çok önemli... ...şey de giriyor işin içine değil mi? Söyleyin ismini. Kendinden kabul etmediğin... ...kişilerin de bir nevi... ...ham madde kaynağı... ...muamele görmesi. Bu da dediğim gibi... ...kesinlikle ikinci doğamıza... ...Milattan önce on binden... ...yavaş yavaş yerleşik düzene geçtikten sonra... ...insanların... ...merkezlerde toplanması ve o merkezdeki sosyoekonomik e, gelişmelerden ötürü insanlar arasında sınıfların, hiyerarşilerin e, oluşması ve en önemlisi bu hiyerarşilerin de gayet tabii ki e, gökyüzünün ne de bir e, paralellik e, teşkil etmesi yukarısı aşağısı ne oluyor? kongruent oluyor değil mi? Örtüşüyor. Buna mesela örnek olarak yine Genesis'ten bir paragraf verebiliriz. Aslında bunu hep söyleyin ismini dile getiriyorum. Şöyle ki Adem ile Havva Adem yaratıldıktan sonra işte bütün hayvanlara ismini veriyor. Sonra uykuya daldırılıp kaburgasından Havva yaratılıyor. Ve ne oluyor? Tanrı ne diyor onlara? Çoğalın ve dünya size Kul köle olsun bütün üstündeki canlılarla görüyorsunuz burada aslında Tanrı'nın en son özene bezene yarattığı Adem ve onun devamında Havva ne olarak karşımıza çıkıyor? Dünyanın ve dünyanın üstünde yaşayan her türlü unsurun efendileri olarak karşımıza çıkıyor değil mi? Yani Tanrı tarafından Yahve tarafından ne yapılmış? Adem ile Havva yetkilendirilmiş değil mi? Birazcık daha temeline inersek neyi görüyoruz? İlk önce Adem yaratılıyor. Sonra bütün evreni adlandırıyor, isimlendiriyor. Hayvanlara isim verme epizodu. Sonra insanın yalnız olması iyi değildir. Ona bir eş, bir arkadaş yaratmakta fayda var deyip ademi uykuya daldırıp kaburgasını alıp ondan havayı yaratıyor. Dolayısıyla Havva da ikincil olarak yaratıldığı için burada humanosantrizm antroposantrizm neye bürünüyor? Bir antroposantrizme bürünüyor değil mi? Yani bu humanosantrizmin en merkezinde gayet tabii ki kim var? Erkek var kim ikincil erkek bağlamında kadın 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 ikincil bunu zaten nereden biliyoruz Lilith'ten de biliyoruz değil mi Lilith de ne yapmamıştı Adem'in üstte yani daha üstün olmasını kabul etmemişti Lilith ve dolayısıyla ne yapılmıştı cennetten kovulmuştu değil mi evet böyle bir şey var Dolayısıyla bu hümanizma bütün bu ötekileştirici izimleri içeriyor bu postmodern diskurda. Tabii ki bunun en 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 geliyoruz işin en önemli kısmına. En 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 içteki öteki, merkezdeki öteki, kurtulunamayan, perifere gönderilemeyen öteki gayet tabii ki Kadın değil mi? Kadın. Dolayısıyla humanizmde neyi görüyoruz? Humanizmde tekil, eril tanrıların gelmesi ya da en baş tanrının erkek olması, bütün diğer tanrıların üstünde olması neyi gösteriyor bize? Aşağısının nasıl yukarıya yansıdığını Gösteriyor bize değil mi? Yani bu tabii ki din sosyolojisine de giriyor. Çok önemli konular bunlar. Aslında humanizm ne yapmış oluyor? Birinci doğamıza aşırı derecede güçlü olan grup bağlarını güçlü olduğu. Avcı ve toplayıcılık dönemindeki insanlığın kültür tarihinin en uzun dönemi %95'i. Oradaki her şeye muktedir olan, hayat ve ölümün efendisi olan tanrıça ne oluyor humanizm vasıtasıyla? Şey oluyor değil mi? Tahtından oluyor. Tahtından oluyor. Aslında cennet hikayesine dönmek gerekirse ne diyor Yahve Adem ile Havva'yı cennetten kovarken diyor ki Adem'e sen diyor hep diyor ter içinde kalarak doğumundan ölümüne kadar ki öldüğünde yine geldiğin toprağa döneceksin diyor. Ter içinde kalarak diyor topraktan mahsul almaya çalışacaksın. Ama ben diyor toprağı lanetleyeceğim ve sırf yabanıl ot büyüsün sen daha çok ...zorluk çekesin diye... ...sonra dönüyor kadına diyor ki... ...sen diyor... ...acılar içinde... ...doğuracaksın... ...ve buna rağmen... ...hep... E, ...istekli bir biçimde... ...kocanın... ...koynuna gitmek isteyeceksin diyor... ...ve diyor seni kandıran... ...yılanla... ...aranıza düşmanlık ekiyorum diyor... Sen diyor hep diyor onu ayağınla ezesin o da diyor seni diyor topuğundan hep ısırsın. Tabii ki burada neyi görüyoruz? Burada gayet tabii ki lanetlenen yılanda gayet tabii ki ana tanrıçanın a, fallik versiyonunu ve cennet bahçesinin ana erkil sahibesini görüyoruz değil mi? aslında şunu da söyleyebiliriz. Ee, Hümanizm bağlamında hava erkeğin e, altında bir biçim altında konumlandırılıyor ya. Bu ne anlama geliyor aslında? Kendi alter egosunu, o eski gücünü ki yılan temsil ediyor bunu. ikisinin arasına ki bir kişiliğin bütünselliğidir o değil mi? Yani yılanla Havva, aslında yılanla bir arada olan Havva kime tekabül ediyor? Çok ilginç bir biçimde tabii ki Lilith'e tekabül ediyor. O yüzden Lilith çöle kaçıyor, cennetten kovuluyor ve çok ilginç yaratıklarla, şeytanlarla, cinlerle çiftleşiyor ve canavarlar doğuruyor. Burada neyi görüyoruz? O yılana ana tanrıçanın yaratıcı gücüne tekabül eden ama ata erki tarafından haşa ve asla kabul görmeyen bağımsızlığı görüyoruz. Kadının bağımsızlığı görüyorsunuz. Ata erki tarafından son derece demonikleştiriliyor değil mi? Canavarlaştırılıyor. O yüzden humanizm kültüründe bütün karışık kuruşukluklar, bütün canavarlar, bütün harmonik kıstaslara uymayanlar kesinlikle kesinlikle ötekileştirilen ve hor görülen ve periferde olan unsurlardır. Burada kişisel görüş, sanatçının düşündüğü bunlar hiç önemli değil. Buna örnek olarak mesela Yüzüklerin Efendisi'ni vermek istiyorum. Oradaki orklar kabak gibi kabak gibi bu humanizm diskuru bağlamında kesinlikle şeytanlaştırılan ötekileştirilen ezilmesi gereken en iyi orkun ölü bir ork denildiği bir unsurdur. Ee, Tolkien bunu kesinlikle mesela örnek vermek gerekirse böyle tasarlamamıştır. Ama, Tolkien de istediği kadar süper olsun gayet tabii ki bu özellikle yani 19. yüzyıl kaynaklı 20. yüzyıl menşeili korkunç artık son demlerinde inanılmaz agresifleşen ve evet faşizanlaşan diskurun bir ürünü bir ürünü anlatabildim mi sevgili arkadaşlar sevgili öğrenciler. Yani bu Tolkien'i kötü bir insan yapmaz. Çünkü o da ne? Zamanının çocuğu. Tolkien gayet tabii ki hadi orkları öldürelim. Orkların arasında bir soykırım yapalım diye yapmıyor. Ama tipik unsurlar bunlar. Bunları hatta son derece postmodern olan şeyde de görürsünüz. Game of Thrones'a da görürsünüz. O Nightwalker'ların hepsi orklara tekabül ediyor. Sarışın e, e, ana tanrıça, e, ejderhalı ana tanrıça ne yapıyor? Onların üstesinden geliyor değil mi? Onların üstesinden geliyor. Aslında şunu söyleyeyim ama bu başka bir konu. Daenerys'in Nightwalker'ları öldürmesi e, son derece ilginç. Zira aslında ikisi ötekileştiriliyor. Yani hem Night Watchlar ötekileştiriliyor, hem Deneris ötekileştiriliyor. Bunu nerede görüyoruz en son? Jon Snow ne yapıyor en sonunda? Deneris'i öldürmek zorunda. Neden öldürmek zorunda? Çünkü Jon Snow evet bir kahraman ve kahramanlar ister istemez bundan kaçış yok humanizmin ötekileştirici diskurlarına sahip olmak zorundalar. Bağrılarına taş basıp sevseler bile öldürmek zorunda kalırlar. Neden? Kahraman oldukları için. Çünkü kahraman olmak demek bu bağlamda humanizmin merkezinde yer almak demek. Neyi görüyoruz yine? Johnson örneğinde şeyi öldürürken, deney öldürürken yine erkeğin birincil, kadının ikincil olmasını görüyoruz değil mi? Bu işte hümanizm böyle geliyor ve binlerce yıl boyunca 19. yüzyıla kadar iyice pekişti ve 19. yüzyılda artık aşırı olgunlaştığı için ve modernizme doğru endüstrileşme, sanayileşme, insanların klasik hayat biçimini kır, derebeylik, tiranlık, istibdat bu tarz şeyler terk edildiği için, e, sosyolojik katmanlar inanılmaz komplikeleştiği için ne oluyor? Sonunun geldiğini nereden anlıyoruz? Bu humanizmin inanılmaz sertleşmesinden anlıyoruz değil mi? Bunun mesela en çarpıcı dışa vurumlarından bir tanesi gayet tabii ki e, sömürgecilik çağı. Özellikle İngiliz sömürgeciliği. Yani o kadar... E, Kültüre işleyen bir şey ki bu. Bilinmeyen diyarlara gidip, oralarını fethedip, e, ne yapmak? Oradaki yerlileri kültür götürüyoruz kisvesiyle. istismar etmek, e, öldürmek, suni suni e, açlık e, ortamları e, yaratıp onların azalmasını sağlamak. Bunlar hep klasik. Hümanizm neleri? o <laughs> dinamikleri değil mi? Victorian çağı öyle bir çağdır. Yani Victorian çağı derken sadece İngiltere'yi kastetmiyorum. Gayet tabii ki Fransa'da öyle. Hani bütün Avrupa öyle. Avrupa'nın son e demleri 1914'e kadar, 1918'e kadar nedir? Hümanizm artık hangi anlamda hümanizm? Hümanizm, anti-hümanizm, ve posthumanizm bağlamında değil mi? Yani insan hakları bağlamında etik, evrensel değerler onlar bağlamında değil. Humanosantrizm. Yani 1914'te neyi görüyoruz? Humanizmin artık korkunç bir e, dünyayı sömüren, dünyayı köleleştiren global ölçeklerde bir e, eurosantrizme büründüğünü görüyoruz değil mi? Ama işte ne oluyor? En sonunda bu hümanizm başka bir şeye yer bırakıyor. Çünkü modernizmde özellikle kadınların yani ötekileştirilmenin en 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 önemli simgesi olan kadın hümanizmin en böyle aleni ve süblim ötekileştirdiği ve inferior bir e, erkek erkeğin superior mekanı bağlamında inferior bir yere yerleştirilen kadın kadının gitgide güç kazanması değil mi sembolik olarak bu ifadesini bu humanizma ifadesini kendisini nerede e, en çarpıcı biçimde ifade ediyor. İşte Birinci Dünya Savaşı'nda değil mi? Birinci Dünya Savaşı'nda hep söylediğim gibi bütün o imparatorlukların hiyerarşilerin artık alaca karanlığı diyebiliriz. Ne oluyor? Çağ tarihe karışıyor değil mi? Ekim İhtilali 1917. Avusturya Macaristan Habsburg İmparatorluğu'nun o imparatorluk bitiyor. İkinci Wilhelm Almanya'sı sona eriyor. Osmanlı Devleti bu bağlamda tarihe karışıyor. Ne oluyor bütün bu ülkeler? Bütün bu ülkeler Sonradan birer cumhuriyet oluyor. Sovyetler Birliği oluyor. Sonra Almanya Weimar Cumhuriyeti oluyor 1933'e kadar. Türkiye Cumhuriyeti oluyor 1923'ten itibaren. Vesaire vesaire neye bırakıyor kendisini? Bu açıdan bakıldığında, hümanizmaya bakıldığında gayet anti-hümanist değil. Mi? Neden? Çünkü mesela kadınlar da, kadınlar da neye kavuşuyor artık? Seçme ve seçilme hakkına kavuşuyor. Bakınız anti-hümanizm bu. Niye? Çünkü anti-humanistantrik anti anlatabildim mi? İnsan artık merkezde değil. İnsan, Rönesans'ın en büyük düsturu nedir? Her şeyin ölçütü insandır. İnsan artık merkezde değil. Özellikle her şeyin ölçütü insan değil. Hele hele erkek hiç değil değil mi? Hele hele erkek hiç değil. Ne diskuru başlıyor kolonyal diskurdan sonra? Gayet tabii ki kolonyal diskur humanizmaya tekabül ediyorsa anti-humanizmaya da post-kolonyal diskur tekabül ediyor değil mi? Bütün devletler kendini e, kolonileştiren e, rejimlerden ne yapmaya çalışıyor? Bütün halklar kurtulmaya çalışıyorlar değil mi? Evet ama bunun en e, kültür bilimsel, en çarpıcı dışa vurumu, Hiçbir yani anti-humanizm derecesi hiç kimse tarafından geçilemeyecek şekilde gayet tabii ki Arthur Schopenhauer'dır. Schopenhauer bu bağlamda çok önemli. Schopenhauer bırakınız insan merkezi, merkeziyetçiliğini, humanosantrizmi tam tersine istenç evrendeki her şeye içkin. Yani öyle bir prensip var ki Arthur Schopenhauer'ın felsefesinde o istenç sadece insanlarda, hayvanlarda, ötekileşende, dağda, denizde değil var olan her şeye içkin. Anlıyor musunuz? Bu bakınız dehşet biçimde ne yapıyor? Çok önemli bir prensiptir bu Arthur Schopenhauer'ın. Her şeyi eşitliyor ve o merkeziyet çiğ kalıplaşmış yapıyı ne yapıyor? Tabii ki korkunç şekilde çatlaklar oluşuyor o yekpare yapıda hmm. ve bedeni de geri getirmesiyle bedeni de geri getirmesiyle göksel hiyerarşileri yok etmesiyle Nietzsche'nin üstüne Tanrı öldü düsturuyla tanrı hangi tanrı öldü? Hümanizmanın tanrısı öldü değil mi? Kimlerin tanrısı öldü? Aslında tam hangi tanrı öldü biliyor musunuz? Hegel'in tanrısı öldü. O diyalektik bağlamında eee sentez, ant, antitez, antitez, sentez, sentezde eee tan, tanrısallaşmanın bir sureti diye söylüyor. O tanrıyı Nietzsche öldürüyor. Dolayısıyla Hegel'de Hümanizmanın, Hümanist e, felsefenin bu bağlamda en çarpıcı, en en, en çarpıcı e, temsilcisi değil mi? Dolayısıyla Schopenhauer'le e, ve Nietzsche'yle başlıyor, Sigmund Freud'la devam ediyor. 20. yüzyıl bütün e, felseficileri, e, Fransız eksistensyalizmini alın, e, Foucault'a kadar, e, aydınlanmanın diyalektiğini alın, adorno Horkheimer, Frankfurt e, Okulu. Bütün bunlar postmodernizm, poststrukturalizm, bütün bunlar neyin aslında dışa vurumu? Dehşet dehşet bir anti-hümanizmin dışa değil mi? Yani insan merkezden kovuluyor. Gayet evet, tabii ki çok ilginç bir biçimde. Sizler için özellikle önemli sevgili öğrenciler. Feminizmin bu bağlamda ortaya çıkması 19. yüzyılda tabii ki ondan evvel bile sağda solda münferit olaylar var ama feminizm dolayısıyla doğası itibariyle nasıl bir söylem biçimi gayet tabii ki antihumanist bir söylen söylem biçimi değil mi? Niye? Çünkü erkeği merkezden def eden bir söylem biçimi değil mi? Burası çok önemli. <laughs> Dolayısıyla ne diyebiliriz? O 19. yüzyılın Ortalarından hatta ilk üçte birinden itibaren romantizmle romantizmden itibaren ne ortaya çıkıyor? Hümanizmin çatırdadığı ve modernizmin aslında modernizmi aslında bu bahsi geçen hümanizmin çatırlamasından başka hiçbir şey... Hiçbir anlama gelmedi. Şöyle ki o hümanizminin yekpareliğinin çatlamasının aralarından resmen ister istemez eşyanın doğası e, denilecek şekilde anti düşünceler ne oluyor ortaya çıkıyor değil mi? İşte söyledim Schopenhauer işte edebiyatta e, biz son dönemin çocuklarıyız. Biz e, artık dünya çok yorgun. Bizim sadece güzel mobilyalarımız var ama zaman çok değişik. E, nostalji başlıyor, nostalji bu bağlamda bir kriz göstergesidir. Nostalji başlıyor, eski güzel günler e, özlenmeye başlıyor, eski bayramlar özlenmeye başlıyor. Bakınız bu, bu ah o eski günler hep bir modernleşme ifadesidir. Yani yeniye doğru nereye gidiyoruz? Eski değerlerin yitimi, tabii ki 19. yüzyılda modernizm bağlamında konuşuyorum. Eski değerler son derece klasik yazı tarihiyle birlikte 3000 yıllık değerler. Yavaş yavaş Edgar Allan Poe'nun Malström'üne, o dehşet engiz girdabına ne yapıyor? Oraya gidiyor ve tuz buz oluyor diyebiliriz değil mi? Antihumanizma dolayısıyla neleri temsil ediyor? Antihumanizma söylemsel olarak 3000 yıllık yazı tarihi, 10 bin yıl aslında yerleşik düzene geçtikten sonra ikinci doğamızın semiyosferini oluşturan bütün unsurların yavaş yavaş standartize edilmiş merkeziyetçiliğin karşısına her türlü ötekileştirilmiş olanın sesinin bir ürkünç ghost, hortlak misali karşısına dikilmesinden başka bir şey değildir günümüzde bu özellikle çok artık çok fazla söylemlere, söylem ilmeklerine, ilmiklerine bölündü, lime lime oldu, yekpare diskur, humanist, humanosantrik diskur. İşte hayvan hakları, çocuk hakları, insan hakları, kadın hakları, yaşlılar, zenginler. Yani görüyorsunuz aslında bir tarafıyla postmodernizm ve her şeyin sıvılaşması neyden kaynaklanıyor? O ana humanosantrik olan Ana söylemin yavaş yavaş ilmiklerine ayrılması ayrışması çürümesi ve bastırılan kendisini bastırmayla var eden baskıyla var eden. o söylem, çözüldükçe karşısına o ilmikleri netralize edecek geçersiz kılacak ee, unsurlarla ne oluyor? Karşılaşıyor değil mi? O yüzden ne diyoruz? Taş kesmişti, yekpareydi. Şimdi hepsi ne oluyor? Tuz, buz oluyor. Her baskı a, söylemi, her baskı sembolü bir anti a, perspektifiyle ne oluyor? Buluşuyor ve dolayısıyla political a, incorrect hale geliyor değil mi? Bu da neyin göstergesi 21. yüzyılda artık şey postmodernizm sadece 21 yüzyıl değil özellikle 1940'lardan sonra 30'lardan sonra neyin göstergesi bu. Bu artık hiçbir surette meta öyküye inanmıyoruz deniliyor ya bu meta öykü işte ne aydınlanma söyleme. Kant. Şüpheyle bakılıyor. Ne söylemi? Bilim, bilim kimin elinde? İşte güçlülerin elinde. İşte kapitalizme hizmet ediyor. Dolayısıyla ona da güven olmuyor. O da ideolojik değil mi? Ne? Doğaya şimdiye kadar bakıl bakılan biçim. Biz doğayı hep ikincil ve malzeme, ham madde e, yatağı e, malzeme nesne olarak görmüşüz, hep kirletmişiz, sonra harca öldürmüşüz doğayı. Şimdi işte bütün o ekolojik e, diskurlar, ekofeminizmler, tabii kadın, kadın feminizm değil mi? Irkçılık, e, zenciler insan değil. E, race, class, gender, bütün bunlar dehşet biçimde. Ne yapılıyor? Çözülüyor. Ama yine en başa dönüyoruz. Rönesans bağlamındaki... ...hümanizm, insan her şeyin... ...ölçütüdür. Ve antikitenin yeniden doğuşu. Aslında... ...antikitede son derece... ...bizim bağlamamızda... ...hümanist unsurlar var. Bütün tragedyalarda... ...bizim anlamda kastettiğimiz... ...bir humanizm inşa edilmeye çalışılıyor erkek kahraman tarafından. Ama son derece anti-humanist söylemlerle... ...bu kahraman ne yapamıyor? Ilgili sorunu çözemiyor. Ya da tuttuğu yüksek mevkiyi daha fazla tutamıyor. Düşüyor değil mi? Demek ki Yunan'da... Yunan'ın da aslında Rönesans'ta ve mesela Weimar klasisizminde Yunan kültüründe son derece hümanist bir yorumunu görüyoruz. Ay işte son derece harmonik, son derece düzgün, işte Goethe, Efigenia, Taurus'ta. Hayır, bu antikitenin hakkını Nietzsche yine tragedyanın doğuşu ile antikiteye iade ediyor değil mi? Niye? Çünkü Dionysos bizim bağlamımızda son derece anti-humanist bir prensibi canlandıran bir tanrı. Kendisi sıkı tutunun, tragedyanın tanrısıdır. Ve en önemlisi kendisi kadınların tanrısıdır. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Şimdi devam edersem postmodernizmaya da başlamak gerekiyor. Biraz daha karışık. Onu yarın daha rahat bir biçimde yapabiliriz. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim çocuklar.